Ben görevdeyken iki kelime kavram kullandım. Ertesi gün, aynı gün bu kavramlar Google'da en çok aranan kavramlar olmuş. Birisi bir kere epistemoloji dedim konuşma esnasında. Bir kere de nepotizm. Şimdi herkes nepotizme alıştı. Bir yeni kavram söyleyeceğim. Mitomani. Mitomani. Herkes baksın Google'da ne anlama gelir mitomani. Mitomani şu demek. Mitomani sürekli yalan söyleyerek karakterini yalana ayarlayan kişiler demek. Ben bir haftadır falan açık söyleyeyim biraz sonra başka konularla meşguldüm. O konulara da gireceğim. Fakat bu olay geldiğinde önce tipik bir mitomani dedim ama yetinmedim. Bir psikiyatri, lisede sınıf arkadaşım olan bir psikiyatrist arkadaşı aradım. Dedim ki birileri sürekli yalan söylüyorsa ve söyledikleri hiç gerçekleşmiyorsa ve hala o yalanı tekrar ediyorsa bunun adı nedir dedim. Bence mitomanidir ama sen ne diyorsun dedim. Doğru dedi mitomani ama dedi bu dedi yalana inanması gerekmiyor dedi. Yalana inanırsa kendi yalanına o şizofreniktir dedi. Onu ayrı tedavi uygularız. Mitomaniye ayrı tedavi uygularız. Aman karıştırmayın dedi. Şimdi ya bir senedir Gelecek Partisi'nden 3 kişi sonra bir enflasyon oldu. %75 arttı 7 kişi. Sonra bir deflasyon oldu 1 kişi, 2 kişi diye bir yılı tamamladık. Ya insanda bir utanma hissi olur ya. Ve bu arkadaşın söylediği şey şu, mitomaninin özelliği şu dedi. Şizofrenik olarak yalan söyleyen, yani yalan söylediğini bilerek şey yaparak hani bir gerekçeyle söyleyen yalan söylediğinin farkında olduğu için utanır dedi. Ama mitomaniler yalandan utanmaz dedi. Mitomani olan kişi yalandan utanmazmış. Şimdi bunlar yalandan da utanmıyorlar. Bir yıl geçti. Hala aynı haber geliyor tekrar. Son 4-5 gün içinde arttı. Arkadaşlar bana sordular ya bir cevap vermeyecek miyiz? Bir iki arkadaşımızın açıklaması oldu. Dedim ki cevap vermeye değmez. Neden? Bir. Ve çok da ilginç bir şey. Bakıyorum televizyonlar sürekli tartışıyor. Ayrılmayı destekleyenlerin torunlarına 50 yıl sonra istihdamın toplam istihdamın %56'sını vermek istiyordu. Yani bir yere bir kota uyguluyor. Diyor ki 50 yıl önce büyük dedeleri bu ayrılmaya destek verenlere %56'sını ona ayıracağım diyor. Öğrenciler de isyan etti. Bizdeki mülakatvari şeyin en aşırı ucu. Şimdi Bangladeş diasporasının en önemli lideri Londra'dan geldi, ziyaret etti. Ben bir haftadır bir kulağım Lübnan'da, bir kulağım Bangladeş'te, bir kulağımla da Amerika'daki görüşlerine saygı duyduğum isimlerle Amerikan seçimlerini takip ediyorum. Mitomanilere ayıracak vaktim yok. Bizim arkadaşlarımızın da vakti yok. Onlar tartışa dursunlar sosyal medyada, orada burada. O gitti, bu gitti, o gitti, bu gitti. Şimdi, biraz önce zikrettiğim giriş konuşmamda. Dünyasında böyle bir konjektür varken ve açık söylemiş şu önümüzdeki 3 gün üzerine biraz uluslararası basını takip edenlerin diken üstünde durmaları lazım. Önümüzdeki 3-4 gün içinde, bir hafta içinde. Şimdi bereket bu Google Translate tercüme çıktı ya, ben İbranice yazıları Google tercümeyle okuyup takip etmeye çalışıyorum. İsrail'de nasıl bir hava var, İran'da nasıl bir hava var? Siyaseti takip edenler veya siyasetçi olanlar oturup önce dünyayı okusunlar. Dar kafalarıyla trollük yapacaklar. Peki bunları söyledikten sonra bizim AK Parti ilişkimiz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi ilişkimiz nedir? Onu da çok net tanımlayacağım. Hiç benim siyasette beni tanıyanlar bilir. Kafam hiç karışık olmadı. Hep nettir kafam. AK Parti bize yabancı bir parti değil. Ben AK Parti'ye genel başkanlık yaptım. AK Parti'nin de ötesinde AK Parti'yi kuran camia diyeyim. Geniş muhafazakar kitlelerin içinden çıktım ben. Ve o geniş muhafazakar kitleler bana hoca unvanı verdi. Ben kendime demedim. Ben o geniş muhafazakar kitlelerin nabzını bugün de tutuyorum. Ve o geniş muhafazakar kitlelerde büyük bir tedirginlik görüyorum. Hem 2028 seçimleri hem sonrasıyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı sonrası. Büyük bir tedirginlik. Bu tedirginliği anlamak lazım. Buradan çok net söylüyorum. AK Parti'ye oy vermiş. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş. Milliyetçi muhafazakar kesimin tedirginliklerini anlıyorum. Onların içinden gelerek geldiğim için bunları çok iyi fark ediyorum. Ve şunu da söylüyorum o kitleye. O tedirginliğinizi gidermek için ne gerekiyorsa yaparım. Ne gerekiyorsa yaparım. Hiç tereddütümüz kimsenin olmasın. Ha, peki Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişki bağlamında
nedir mesele? Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır. Ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. Benim görüş ayrılıkları da bellidir. Siyasi ahlak yasası, imar yasası vesaire vesaire. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle bir uluslararası konjektürde herhangi bir şekilde benimle görüşme talep ederse kim olursa olsun görüşürüm. Bunu da kimse farklı şeyler yorumlamaması lazım. Sayın ana muhalefet partisi lideri Sayın Özgür Özel konuştuğunda, görüştüğünde ben destek verdim. Normalleşme gerekir dedim. Görüşmekte dedi bir his görmem. Ama şunu bilin, bu görüşme Gelecek Partisi'nin kurumsal kimliğine halel getirecek bir görüşme olmaz. Biz Gelecek Partisi'ni uygun şartlar gözetildiğinde bir yere eklemlemek üzere kurmadık. Gelecek Partisi'ni var olan statikodaki ciddi hatalara, AK Parti'nin yönetim kadrosuna sızmış bazı unsurların ortaya koyduğu yanlışlıklara, yolsuzluklara, hukuksuzluklara karşı kurduk. Biz ilkesel bir partiyiz, ilkelerimiz var ve beni tanıyanlar bilir. Hani Davutoğlu da gidecekmiş, gelecekmiş yorumları yapıldığı için ben ifadesini kullanıyorum. Yoksa bizim parti kurumsal kimliğimiz belli. Hayatın ilkeleriyle yaşamış bir insanım. Doğru olan şeyi desteklerim. Yanlış ve desteklerken başımı koymak gerekirse koyarım. Yanlış olan bir şeyin de arkasından, önünden, sağından, solundan geçmem. AK Parti'nin kitlelerinin içindeyiz. Her an onlarla irtibat halindeyiz. Dün il başkanları toplantısı yaptım Zoom'da 3,5-4 saat. Onlar da kanaatlerini aldı. Hemen hemen bütün il başkanlarımız katıldı. Çok güzel bir toplantı. Hepsinin dediği toplumda çok büyük bir huzursuzluk var. AK Parti tabanında büyük bir memnunsuzluk ve heyecansızlık var. Bu haberlerin onlara etkilediğini biz de görüyoruz diyorlar. Şimdi geldiğim nokta şu. Biz bu ilkeler etrafında siyaset yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı eski bir başbakan olarak devlet adamı ilişkimi sürdürürüm. AK Parti Gelecek Partisi ilişkisi ise benim şahsi ilişkim değildir. 5 yıldır bu partiye emek vermiş en küçük teşkilat mensubumuzun Yüksekova'daki ilçe başkanımızla, Edirne'deki il başkanımıza kadar herkesin emeği olan bir partidir. Bu çok ciddi bedeller ödedik. Bu bedelleri göz ardı ederek kimse oradan, buradan, şuradan bir yere gitmez. Bu bedeller ağır bedellerdi. Ve Türk siyasetinde bizim kadar bedel ödeyen ikinci bir kadro olduğunu sanmıyorum. Tabii İYİ Parti'nin ayrı bedelleri var, onları o anlamda demiyorum. Ama kendi arkadaşları tarafından bu kadar ağır bedeller ödetilen başka bir parti olmamıştır. Ha bu ağır bedelleri gözümüzün önünde mi tutacağız? Hayır. Başta söylediğime geliyorum, tahammül meselesi. Bizim dünyamızda kin yok, öfke yok, devlet meselesi varsa, millet meselesi varsa küslük yok, kırgınlık yok. Kim konuşmak isterse konuşuruz. Ama ileri geri konuşanlara söyleyeyim, onların yalanları üzerinden de yol yürümeyiz. Ne onlar bir şey söyledi diye tavrımızı değiştiririz, ne de bir baskı var diye herhangi bir reklamlama içinde oluruz. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi ilişkilerimize değinmiş. AK Parti ilişkilerimiz, iktidar ilişkisidir. Sayın Bahçeli ile de geçen gün Filistin meselesi bağlamında telefonda görüştük. Çok da güzel bir görüşme yaptık. Birbirimizi eleştirebiliriz ama devlet küslük yeri değildir ki. Devlet kavga yeri değildir ki. Siyasetçi kavga etmek için siyaset yapmaz ki. Konuşmak için siyaset yapar. Dolayısıyla AK Partili yetkililere söylüyorum. Hiç çekinmiyoruz. Her türlü görüşmeye hazırız sizinle. AK Parti kitlelerin rahatsızlığını doğru anlayın. Her görüşmeyi yaparız. Ama Gelecek Partisi kimseye vagon olmak için kurulmuş bir parti değildir. Kendi yolunda yürür, göz göze konuşuruz. Eşit mesafede, eşit hizada konuşuruz. Hiçbir arkadaşımın da benden farklı düşündüğünüz zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince. Bu tartışmalarda ben dediğim gibi vaktimi o mitomanilere ayırmadığım için arkadaşlarına rapor aldım. Bazı yorumcular da şöyle diyor. Onlar Gelecek Partisi'nden seçildiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi muhalefette. Arkadaşlar, böyle bir argümanı siyasi ahlaksızlık olarak görüyorum. Neden biliyor musunuz? İttifak yapıldığı zaman o ittifakın bedelleri birlikte ödenmişse onun hesabı ortaklık hesabı olarak görülür. Kimsenin kimseye sermayesi olarak görülmez. Bedel ödendi mi ödendi? Nasıl mı ödendi? Altılı Masa'nın itibarını baksınlar öncesinde sonrasında itibarını en çok hassasiyetle koruyan kim oldu? Hiçbir lider hakkında benim ağzımdan bir kem söz duydunuz mu? Peki
İki kez siyasi seçim rekabetine girdiğim Sayın Kılıçdaroğlu 2015'te. Ve ona karşı iki seçim zaferi kazanmış bir eski genel başkan, muhafazakar kesimlerin her türlü eleştirisine görüş vermekten daha fazla bedel olabilir mi? O milletvekiliyle mi ölçülür bu? Başka şartlarda tekrar başbakanlığı verseler de bu tür bir bedel ödemezdim ben. Ama Türkiye'de kendime ve partime biçtiğim bir misyon var. Nedir bu misyon? Biraz önce söyledim. Olağanüstü şartlarda bir uluslararası krize giderken dört şeyi sağlam yapacaksın. Bir, kurumların sağlam olacak, o iktidarın işi. İki, ekonominin sağlam olacak, yine iktidarın işi. Üç, tarım stokları dolduracaksınız, tarım politik. Ama dördüncüsü herkesin işi. O da toplumsal kutuplaşmayı engelleyeceksiniz. Şu anda şahsen kendime, parti olarak Gelecek Partisi'ne biçtiğim misyon şudur. Geçmişte AK Parti'nin genel başkanlığını yapmış ve muhafazakar kesimlere içinden çıkmış, onlarla birlikte yol vermiş bir aydın, bir devlet adamı olarak bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ortaklık için, bir muhalefet ortaklığı içinde bir masa, bir buluşma, bir ortak zemin arayışında bulunmuş bir siyasetçi olarak bütün bu kesimleri buluşturmaktır benim niyetim. Bütün bu kesimleri Türkiye'yi bekleyen büyük riskler karşısında onlar arasında köprü olmaktır. Dolayısıyla kimse bizi bir diyet hesabına sokmasın. Biz diyetleri ödüyor diye geldik, bedelleri ödüyor diye geldik. Kendi siyasi geçmişlerine baksın herkes. O bakımdan bir Gelecek Partisi yoluna kararlı şekilde devam edecektir. Milletvekillerimiz olağanüstü bir performans sergilemişlerdir. 10 kişiyle, Saadet'le birlikte 20 kişi mecliste gerçek bir muhalefetin nasıl yapılacağını gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Hiç ayrımsız bütün milletvekillerimizin alnından öpüyorum. Teşkilatlarımızın il başkanlarımıza da söyledim. Her biri olağanüstü bir performans göstermiştir. Bazen bir günde her biri dörder beşer konuşma yaptı. Bütün o milletvekillerimizin emeklerini böyle 3-5 ben de tam söyleyeyim bir şey de mitomaniye teslim etmeyiz, kurban etmeyiz.